Onlara yasak ya. Böyle bir şey. Ona niye yapmadın? Yani sonuçta Nezahat Hanım da mutlu olsaydı mutlu olduğu yuvasını terk etmezdi. Zaten... Mutlaka ki ihanet, şiddet gibi bir takım şiddet, çok zorlayıcı faktörlerle karşı karşıya kalmıştır. Karıyı da bağırdı, kız balkonda bekliyordu beni bekleyeceğin diye. Bir de arabayla kapının önüne geliyorduk. Bir tane kadından çıkıp kadını kıza gösterip ondan sonra arabaya koyup yallah. E yok tabii, bu da normal değil. Bu insana her şey... Evet. Yine günaha gireceğim ya. Sen nerelisin Sebahat abla? Ne kadar güzel bir hanımefendisin. Sinopluyum. Ne güzelsin maşallah. Ay kızını sağ salim bulsak ya. Ben ne bileyim, gösterince bu ben kadar karizmanizi ben de burada ya duydum. Yani. Sebahat abla bu kadar anlatabildi. Meydandaysa bir sesini duyuyum. Ben ay buradayım evet, anne inşallah desin bana yeter. Başka inşallah bir şey istemiyorum. Rüyalarıma giriyor böyle. Elleri böyle yaralı, böyle bağlı gibilerinden hiç iyi görmüyorum, bilmiyorum. Onun sebepten ben hastayım, ben peşine gidemiyorum. Ben onu duydum ben, babam böyle böyle dedi, ben hastanelere düştüm, hastanelerde yatıyorum. Ben felçli bir insanım. Evde gezemiyorum, bak değneğine geldim buraya. Gören, duyan varsa Allah'ım ya Rabbim bana haber ulaştırsın. Başka ne diyeyim, ne diyeyim? İnşallah, yapacak bir şeyim salim yok. Sade içime atıyorum. İçimden ağlıyorum. Gözlerim görmüyor. Yapacak bir şey yok. Peşine gidemiyorum. Dur bakalım. Bak inşallah dediği gibidir torununun yani bir... Gerçi neye de inşallah dediğimi de bilmiyorum. Neyse vazgeçtim. Gülhan Değirmenci, Nezahat Hanım'ın ablası telefon attığımızda. Gülhan Hanım. Günaydın efendim. Alo. Günaydın efendim, buyurun. İyi günler. İyi günler. Ben de ablası oluyorum. Evet. Biz bayağıdır hayatından şüphe ediyoruz. Normalde her şekilde bize ulaşırdı. Ama bayağıdır hiç ses yok. En azından bir sene doldu geçiyor yani. 2,5 sene oluyor. Uzun bir süre. Evet. Yani. Hatta bayağı bir... Ayancık da babam falan hani dilekçe verdi. Gittiler, ihbar ettiler. Ama burada da aynısını yaptılar. Hiç ses çıkmadı. Yani bakalım inşallah bir yerdeyse, gören bilen varsa bizi arar. Mesela kızının bahsettiği Samsun Alaçam köyü mü demişti? Alaçam. O köyde gören var mı acaba hanımefendi? Yani çünkü oraya gittiğini söylemiş. Köy, vallahi... Gerçi orada da battaniyelerin altına saklıyor beni demiş ama. Hani ya, belki bir gören, bir ışık... Gören, ne bileyim, bir hareket gören bir... Kızının dediğine göre gitmiş polislerle oraya, komşular gece yarısı halı, battaniye gibi bir şeyle eve bir şey koyduklarını söylemişler. Komşular? Komşular evet. Orada birileri görmüş gece. Battaniye gibi, halı gibi bir şeye sarılı bir şey koymuş, getir içeri koyarken görmüşler. Kocasını hani mı? Köy, uzak köyden... Evler uzakmış orada ama görmüşler gece geldiği. Kocasını görmüşler eve bir şey koyarken. Yani o eve genelde çok kimse yok. Ev boş. Babaları öldü. Yani gece hani ışık yanmadığı için dikkat edip yani görmüşler herhalde. Öyle söylemişler. O neşe var kızı bunun. Anladım. Yani Gülhan Hanım ben şurasını anlayamadık biz. Şimdi hanımefendi ile beyefendi boşandılar. Sonra evet. Hanımefendi başka hayatına birisi girmiş. Evet. Sonra ondan da ayrılmış mıydı? Evet öyle olmuştu. Yani ayrıldıktan sonra mı kızının dediği gibi babasıyla gittiğini düşünüyorsunuz siz? Kızımın dediği gibi değil, bu devamlı zaten tehdit ediyordu. Senin ölümün benim elimden olacak diye. Niye? Evliyken de diyordu kaçmasın diye ya da onu boşamasın diye. Boşandığında da diyordu. Allah Allah. Niye evet ki? Ya, bilmiyorum, benden başkasına yar olamazsın diye böyle tehditlerde bulunuyordu yani. Arif hocamın dediğine geliyoruz yani. Şimdi ailemin... Yani hani bazı tiplerde evet böyle şey oluyor. Ben istediğimi yaparım, boşanırım da ama sen bir başkası hayatına girmeyecek. Biz bunu çok görüyoruz. Kız benim yanıma geliyordu. Anne gitmeyeceğim diyordu. Artık gitmeyeceğim. Gidiyordu. Ben odada bir konuşayım diyordu. Konuşuyordu. Onu benim bizimle tehdit ediyormuş. Kardeşlerini, babanı, ananı öldürürüm diye. Hatta bana dedi, yine tekrar ayrıldıktan sonra da söylemiş, annen ölse annen ölmesini bekliyorum. Kemiklerini her yere dağıtacağım demiş. Kimin kemiklerini? Benim. Niye? Hayır, sizden mi istiyor? Bu sefer ayrıldık ya.
Hep peşine gönderdim. Siz sahip çıkıyorsunuz diye. Hep peşine gönderdim. Bu sefer de artık dedim yeter, göndermedik. Olay bundan oldu. Şeyi sorabilir miyim ben? Niye ayrıldı bunlar? Geçim ya kişi. Bu 5 sene önce... Yani şiddetli geçimsizlik genel bir şey. Bir dakika, Gülhan Hanım anlatıyor. Evet. Bir dakika. Burada bizim mahallede bir alt sokakta oturuyorlardı. 5. katta oradayken 4-5 sene bir nasıl diye, Azeri bir kadınla yaşıyormuştu o. Görün orada bir evde. Kıza demiş ki söyleme kimseye. Hatta birkaç kere ayrılmaya çalıştı, kaçmaya çalıştı. Bırakmadı. Aileni tehdit etmiş. Kendi hayatıyla tehdit etmiş. Ondan sonra işte kız köye gittiler bunlar. Bazı olaylardan dolayı. Sonra köyden işte kız kardeşim kaçtı işte. Kızıyla beraber. O evli olan şu an Samsun'daki kızıyla. Anladım. Kızını silah falan dayamış orada. Küçük oğlu yardımcı olmuş. Kime silah dayamış? Efendim? Kim kime silah dayamış? Babası. Kime? İkisini silah tehdidiyle bir hafta Kurban Bayramı'nda evde rehin et tutmuş. O küçük oğlu, o şimdi işte dediği adam var, onları yardım eden, hani beraber kaçtığı adam yardım eden adam aslında bunlara. Yani onlar onu tehdit edince birisi ona yardım ediyor, sonra da onunla beraber olmaya başlıyor ama ondan da ayrılıyor. Kızı evleniyor, evlendiriyor bu. Anladım. Ondan sonra bunlar beraber yaşıyor, evet. Anladım hayatım. Yani vallahi yani bu işten çok şeymiş. Hiç güzel kokular gelmiyor yani. Evet, benim de hoşuma gitmedi açıkçası ama hiç belli olmaz. İnşallah hanımefendi, Nezahat Hanım'ı gören bilen varsa tabii bizi arasın, hani annesinin burada olma niyeti o ama bu anlatılanlar ne yazık ki... Sonucun çok iç açıcı olmadığını gösteriyor. Abi evde kan izi, yani ne demek? Canlı soruyoruz, ondan cansız. Sonra elim kesildi. Ya elim kesilince elini duvara mı sürüyorsun? Şimdi cinayet büronun niye müdahale ettiği de daha çok anlaşılıyor, açıklığa kavuşuyor. Evet. Emniyet almış o zaman. Demek ki o zaman belki de kan izlerinden bir sonuç çıktı ya da yeniden sorgulama için aldılar. Mutlaka ifadesi alınmıştır. Senin damat cinayet büro almış. Almış mı? Evet. Bir yer hapisteyim zaten. Neden cezası varsa, biz İstanbul'a geldiğimizde yeni çıkmış. Demek yine almışlar. Yalnız şimdi gelinini bile kaçırdı evden. Seni öldüreceğim diye gelinini dedi bıçağını kaç yedi, 17 yerinden kurşun vuracağım dedi. Gelin bir akşam bize geldi. Gelmişken de kaçı gitti gelin evden, terk etti. Gelin kim? Onun gelini, kızımın gelini. Hani kızının oğlu var. Oğlu da mı evli? Evliydi, gitti, karı bıraktı gitti, kaçtı. Kaynatasının korkusuna. Yani torunları var. Kaynatası niye gelinine şey yapıyor, seni öldüreceğim diye? İşte gelin artık ne hata yaptıysa, gelinin anası gelmişti, ben de oraya gitmiştim. Dedi bunun 17 yerinden kurşun vuracağım dedi. Bir de sayı da verdi yani. Sayı da verdi. Ondan sonra onun bir gelin, anlamı vardı sembolik. Ertesi akşam bize gelmişlerdi benim kızına. Evet. Onunla gelmişken kız gelin telefon etti. Dedi ki baba evi polis bastı dedi. O şeye bizden gitmediler. Ama o gece evi terk ettik gelin. Yani dur bakalım, biz de sonucu bekleyeceğiz yani Samsun'dan gelecek cevabı. Ne bileyim ben, hani istiyorum ki böyle gösterelim fotoğrafını, insanlar da arasın, böyle güzel kavuşma olsun. Bir saat benim içinde, yarım saat en çok içinde buluşturalım. Tabii yani şu Eyhan Hanımefendi ortadaysa zaten burada diye ararlar. Öteki reklam arasında deriz ki işte bulundu ama buradan... çok hoş kokular gelmiyor. Ne yazık ki gelmiyor. Çünkü yani o bir tablo ya. Ne kadar kötü. Hani evlilik şans dedikleri bu demek ki. Ben hani tamam, şans da ne şans, kendin seçiyorsun falan diye de düşündüğüm zamanlar oluyor ama. Ama yanılma karşındaki kişinin her zaman var yani. Karşındaki kişinin karakterini özellikle tabii evlendiği yaşlarda insanlar o karakteri doğru tahlil edemiyorlar. Arif hocamın çok çok sevdiğim bir lafıdır. Der ki eş ve iş seçimini ne yazık ki hiç aslında tecrübe kazanmadığımız, tecrübeli olmadığımız, aklımızın başında olmadığı zamanlarda alıyoruz. Yapıyoruz iş ve eş seçimini. Yani iş seçimi de biraz hani okulda işte arkadaşım öyle, ben de şöyle yapayım. Puanım üniversite sınavında tuttu. Puanım nereye tutarsa. Eş seçimi yine o böyle bir tam hormonların tavan yaptığı dönemde karşına ilk çıkanla gidip evleniyorsun, çocuğum olsun falan. Kriterler farklı olabiliyor. 25 sene yaşadı.
sırf bizi, annem babamı, kardeşlerimi öldürecek diye, öldüreceğim dediği için yaşadı. Zorla yaşadı yani. Kaç çocuğu oldu bu evlilikte? Dört tane.